Merhaba arkadaşlar, ben Pom Emrah Editör. Yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar, şu an izlediğiniz bu video Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nin birinci seri videosu arkadaşlar. Biliyorsunuz bu konuda YouTube'da ve değişik platformlarda hiçbir bilgi yok. Yani net bilgi yok diyelim daha doğrusu. İlk olarak takdir ederseniz Pom Emrah sayfası veriyor. YouTube kanalımız veriyor yani bu bilgileri yönetmeliğe göre. Şimdi öncelikle ne yapacağız? Bu yönetmeliği sizin temel olarak anlatacağız burada. Kapsamları nelerdir? Ana hatlarından geçeceğiz bu videoda. Diğer videolarda tek tek hastalıkları anlatacağız. Hangi hastalıklara engel, hangi durumlara engel değil, bunlardan bahsedeceğiz. Ama önce temeli oluşturmamız lazım. Şimdi bu videoda çok önemli bilgiler vereceğim arkadaşlar. Çok önemli bilgiler vereceğim. Lütfen atlamadan izleyin ve emeğe saygı açısından beğenin, yorum atın ve her yerde paylaşın arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz. Bakın, çok önemli. Bazılarınızın, belki hepinizin duymadığı konular var. Ben bile yeni öğreniyorum. Şimdi 3 Ocak 2018 Çarşamba günü yeni bir yönetmelik, yani diğer yönetmelikten daha ziyade güncellenmiş bir yönetmelik paylaşıldı. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde bakacak olursak bu yönetmelik arkadaşlar okullara alınacak öğrencileri kapsıyor. Tamam mı? Emniyet Teşkilatı kadrolarına yapılan ilk atamaları kapsıyor. Burada değişik değişik şeylerden bahsetmiş geçiyoruz. Öğrencilikte veya memuriyette hastalanma durumunda diyor. Malullük veya vazife malullüğünde bunları da kapsıyor. Çalışmaya devam etme durumunda hizmet sınıfı değişikliklerinde aranacak sağlık şartlarına ilişkin usul ve esasları belirlemek bu yönetmeliğin amacı diyor arkadaşlar. Bunu anladık. Sağlık dosyası memurluğa girişten itibaren tutulan diyor. Bakın dikkat edin. Öğrenciler ve memurlar için. Memurları da kapsıyor bu yönetmelik. Memurluğa girişten itibaren tutulan giriş raporu, sağlık bilgisi formu dahil olmak üzere değişik işte belgeleri kapsayan, öğrencilikten itibaren dikkat edin bakın, öğrencilikten itibaren takip edilen, atanmaları halinde de kadroların bulunduğu birimlerce takip edilen, yazılı bilgi ve belgeler olarak tutulan veya bilgisayar ortamında tutulan dosyayı, sağlık dosyanız yani arkadaşlar, öğrencilik dahil memuriyette bile tutulan, sizin kendi birimlerinizce yine o yazılı dosyayı, sağlık dosyası kapsıyor arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz. Tam teşekküllü hastane. Buradan fazla okumaya gerek yok. Şöyle anlatayım kısaca. Tam teşekküllü hastane demek, bütün görüntüleme, radyolojik cihazların olduğu, her türlü patolojik olsun, laboratuvar ortamında olsun, değişik bulguların da tespit edilebilmesine yarayan cihazların olduğu gelişmiş hastaneyi gösteriyor arkadaşlar. Tam teşekküllü hastane adından da anlaşılacağı gibi bu arkadaşlar. Tamam mı? Yani sizin sağlık raporlarınız intibak eğitiminde arkadaşlar tam teşekküllü hastanelerde alınıyor. Şimdi okullara alınacak öğrenci adayları, burası çok önemli. A dilimi sağlık şartlarına uygun olmak zorunda. Yani Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartlarının Yönetmeliğinde A, B, C, D, E dilimleri vardır. Bunlar da çeşitli hastalıklardan bahsedilmiştir arkadaşlar. Diyor ki A dilimi sağlık şartlarına uyacaksın bir kere diyor. Tamam mı? Eğer sen A dilimi sağlık şartlarına uymazsan, yani A diliminde yazan hastalıklara uygun değilsen öğrenci olamazsın diyor. Burada bunu bahsediyor arkadaşlar bu maddede. Evet, A dilimine uymadığı karar verilenler öğrenci olamazlar diyor arkadaşlar. Evet, aday mevcut sağlık durumu ile değerlendirilir. Şu anki mevcut sağlık durumun neyse, tamam mı? Sağlık taraması da ona göre değerlendiriliyorsunuz. Tedavi veya operasyonla düzelebilen patolojilerin adaylıktan önce düzeltilmiş olması gerekiyor arkadaşlar. Yani bu tür tedavi operasyonlar için muayene tarihinden sonra hiçbir şekilde size süre vermiyorlar. Hani bazen soruyorsunuz, işte benim şu hastalığım var. Okulu kazandıktan sonra muayene olup da işte tedavi olabilir miyim? Operasyon geçirebilir miyim? Yok kardeşim. Burada şart açık ve net. Tamam mı?
Bu tür operasyonlar adaylıktan önce yapılması gerekiyor. Yani şifalı olmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi, evet. Burada da arkadaşlar usule uygunluğu yönünden inceleniyor giriş raporları. Okul tarafından yapılan incelemede eksiklik tespit edilirse rapor aynı hastaneye iade ediliyor. Eksiklikleri tamamlatıyor. Hani bazılarınız diyor ya benim dosyam şuraya gitti, niye gitti? Eksiklik vardır. Eksiklik tespit edilmişse arkadaşlar dosyalarınız geri iade ediliyor. Eksiklikleri tamamlansın diye. Öğrenci adaylarının giriş raporları daire başkanlığına gönderilmesi konusu da çok soruluyordu. İşte bakın öğrenci adayı sağlık bilgi formunu doğru doldurmak ve sağlık geçmişine ait tüm raporları okula bildirmek zorundadır. Bunu unutmayın, tamam mı? Daha önceden sağlık geçmişinize ait raporlar varsa bunu bir okula bildirmek zorundasınız. Öğrenci adayının geçirdiği hastalıklarına ve ameliyatlarına dair raporlar, askerlikle ilgili hava değişim raporları, askerliğe elverişli değildir karar raporları, daha önce öğrenci adaylığına başvurarak işlemlerini yarıda bırakanlara ve sağlık nedeniyle elenenlere ait tüm belgeler ile öğrenci adayının sağlık geçmişine ait diğer raporlar okul tarafından giriş raporlarına ilave edilerek daire başkanlığına gönderilir. Yani kısacası demek istiyor ki bütün hakkınızda olan sağlık geçmişinize ait rapor ve belgeler daire başkanlığına gönderiliyor arkadaşlar. Evet. Bulgu teşhis dilim yönünden verilen kararın bu yönetmelik hükümlerine uygun olmadığını tespiti halinde rapor aynı hastaneye iade edilebilir. Evet, duydunuz. Veya öğrenci adayı başka bir tam teşekküllü hastaneye bulgu, teşhis, dilim ve karar ile ilgili sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere sevk edilebilir. Yani sizi arkadaşlar aynı hastaneye de sevk edebiliyorlar rapor için. Tamam mı? Yok pardon. Yönetmelik hükümlerine göre uygun olmadığı tespit halinde rapor aynı hastaneye iade edilebilir diyor. Öğrenci adayı başka tam teşekküllü hastaneye de sevk edilebilir diyor arkadaşlar. Bu maddeden de böyle anlaşılıyor. Daire başkanlığına çağrılan öğrenci adayının tebliğ tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde sağlık komisyonuna gelmesi şarttır. Bakın çok önemli bir konu. Dikkat edin arkadaşlar, özellikle okuldaki arkadaşlar. Sağlık dairesinden, daire başkanlığından çağrılıyorsanız tebliğ edildi ya size söylendi, elinize kağıt mı geliyor, ne geliyorsa işte bilmiyorum. Tebliğ edildiğinden sonra 3 iş günü içerisinde gideceksiniz yoksa hakkınız yanıyor. Bakın. Evet. Müracaat etmeyen veya müracaat etmelerine rağmen işlemlerini yarıda bırakarak ayrılan öğrenci adaylarının adaylık hakları okul yönetimince sona erdirilir diyor. Benden duyurması. Tamam mı? 3 gün içinde başvuracaksınız okuldaki arkadaşlar. Daire başkanlığından çağrılıyorsunuz. Öğrenci adayları hakkında kesin karar inceleme tarihinde mevcut sağlık durumuna göre verilir. Bunu okumuştuk. Operasyonlar adaylıktan önce düzeltilmiş olması gerekir diyor. İşte sağlık konuları. Onu okuduk. Her öğrenci için okulu tarafından sağlık dosyası oluşturuluyor. Bu dosyada kan grubu, baskın kullanılan el, ilaç, benzeri alerjileri belirtilen belgeler ile sağlık bilgi formu, giriş raporu, sağlık raporları, geçirilmiş olan hastalıklara ve tedavilere ait belgeler bulunur diyor arkadaşlar. Okullarda her eğitim öğretim yılı başında o yıl kayıt olan öğrenciler, dikkat edin bakın, o yıl kayıt olan öğrenciler hariç diğer öğrencilerin sağlık durumlarının anamnez ve fizik muayene ile genel değerlendirmesi kurum tabipliklerince yapılır. Kurum tabipliği bulunmayan birimlerde İl Sağlık Müdürlüğü'nden hekim talep edilir. Yani buradan neyi anlıyoruz? Arkadaşlar yine okulda da sağlık durumlarınız, fiziki muayene yapılıyor. Bunlar kontrol ediliyor arkadaşlar. Evet, tüm branşlar için CDE dilimi sağlık şartlarını, psikiyatrik hastalıklar için BCDE dilimi sağlık şartlarını taşıdığı kanaat oluşan öğrencilere bu yönetmelik hükümlerine uygun şekilde son durum ve dilim belirtir. Sağlık kurulu raporu aldırılır diyor arkadaşlar. Evet.
Hastalık, kaza, yaralanma, diğer nedenlerden dolayı aldığınız raporlar okul kurum tabipliklerine veya İl Emniyet Müdürlüğü kurum tabipliklerine incelettiriliyor arkadaşlar. Evet, aldırılan bu raporlardan tüm branşlar için CDE dilimi, psikiyatrik hastalıklar için BCDE dilim sağlık şartlarını taşıyanların sağlık raporları dosyasına ilave ediliyormuş ve daire başkanlığına gönderiliyormuş arkadaşlar. Sonra inceleniyor. A, B, C sağlık şartlarını taşıyanlara öğrenciliğe devam eder. Bakın dikkat edin. A, B, C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlara öğrenciliğe devam eder. DE dilimi sağlık şartlarını taşıyanlara ise öğrenciliğe devam edemez kararı veriliyormuş arkadaşlar. Psikiyatrik hastalıklar açısından C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar öğrenciliğe devam edemezler diyor. Bakın okuldaki arkadaşlar. Psikiyatrik hastalıklar açısından C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar öğrenciliğe devam edemezler. Şimdi diyeceksiniz C dilimi sağlık şartları neler? Acele etmeyin. Hepsine tek tek bakacağız. Yani buna bakmamıza da gerek yok ama ben sizin için uğraşacağım. Bakacağım. Tek tek açıklayacağım. Videolar seri halinde devam edecek. Buna sen de bakabilirsin merak ediyorsan. Açacaksın Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini. C dilimindeki hastalıklara bakacaksın kardeşim. Tamam. Ama ben videoda vereceğim hepsini. Evet, psikiyatrik rahatsızlıklar hariç D dilimi sağlık şartlarını taşıyan öğrencilerden isteyenler emniyet teşkilatında emniyet hizmetleri sınıfı dışında uygun bir hizmet sınıfına atanırlar diyor. Bakın arkadaşlar dikkat edin. Psikiyatrik hastalıklar hariç D dilimi sağlık şartlarını taşıyan öğrencilerden isteyenler emniyet teşkilatında emniyet hizmetleri sınıfı dışında uygun bir hizmet sınıfına atanırlar. İlk kez duyuyorsunuz herhalde. Ben de ilk kez duyuyorum. Güzel bir şey. E dilimi sağlık şartlarını taşıyan öğrenciler ile psikiyatrik rahatsızlık nedeniyle okullardan ilişiği kesilenler emniyet teşkilatında devlet memurluğuna atanamazlar diyor arkadaşlar. Evet. Burası bu şekilde. Okullardan mezun olarak devlet memurluğuna ilk girişlerde emniyet hizmetleri sınıfından ayrıldıktan sonra geri dönüşlerde bakın geri dönüşlerde A, B, C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar emniyet hizmetleri sınıfına atanmaya hak kazanırlar. D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar emniyet hizmetleri sınıfına atanamazlar. İstekleri halinde emniyet hizmetleri sınıfı dışında başka bir hizmet sınıfına atanmaya hak kazanırlar. Okullardan mezun olacak öğrencilerden psikiyatrik hastalıklar açısından C veya D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar ile tüm branşlar için E dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar emniyet teşkilatında devlet memurluğuna atanamazlar. Buralar çok önemli arkadaşlar. Evet. Evet, emniyet teşkilatında geri dönme ve emniyet hizmetlerine yeniden geçiş diyor arkadaşlar. Burada bahsetmiş. Emniyet teşkilatından ayrılanlardan 6 aydan sonra bakın dikkat edin 6 aydan sonra yeniden mesleğe dönecek olanlar sağlık durumlarını giriş raporu ile belgelemek zorundadırlar diyor. Bu durumda olanlar için 13. maddede belirlenen sağlık şartları aranır. 6 aydan önce dönecek olanlara giriş raporu aldırılmaz diyor. Rahatsızlığı sebebiyle bakın psikiyatrik rahatsızlıklar hariç ama hakkında bu yönetmelik hükümlerine göre hizmet sınıfı değişikliği yapılan ve malul olan emniyet hizmetleri sınıfı personelden rahatsızlığının düzeldiği gerekçesiyle emniyet hizmetleri sınıfına geri dönmek isteyenler de isteyenler de sınıf değişikliği tarihinden itibaren 2 yıl içinde müracaatları halinde 13. maddede belirtilen sağlık şartları aranır diyor. Psikiyatrik hastalıklar nedeniyle malul olan veya hizmet sınıfı değişen personel emniyet hizmetleri sınıfına geri dönemez. Evet, polis arkadaşları da bu video çok ilgilendiriyor. Başka önemli gördüğüm bir yer. Evet. Buralar daha çok polis arkadaşları ilgilendiğinden adaylar için dikkat etmemişim. Evet. Yönetmelikte diyelim bir hastalığın karşılığı yoksa bu durumda ne olur? Evet, giriş raporu EQÇ'e göre son durum ve dilim belirtir. Sağlık raporu düzenlenmesi aşamasında kişinin hastalığı, mevcut durumu EQÇ'te belirtilen EQÇ'e bakacağız diğer videolarda. Hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki dilimlerden hiçbirine uymadığına, sınır vakalarda
hastalığın seyri ve derinliği dikkate alınarak kişinin mevcut durumuna göre uygun olabilecek en yakın dilime muayeneyi yapan, hastanın sonuçlarını değerlendiren, tam teşekküllü hastane ilgili uzman doktoru ve sağlık kurulu doktorları karar verir. Sağlık kurulu bu kararı hastanın hizmet sınıfını ve yapacağı görevi bilerek, değerlendirerek verir diyor. Tam teşekküllü hastane sağlık kurulunun uygun gördüğü dilim ve karara göre işlem yapılır. Yani ne demek istiyor burada? Arkadaşlar, yönetmelikte sizde mevcut olan hastalık yönetmelikte yoksa veya sınır bir vakaysa, tam karar veremiyorlarsa bu tür durumlarda arkadaşlar tam teşekküllü hastanenin ilgili uzman doktoru veya sağlık kurulu o kişi hakkında o anki hastalığını değerlendirerek, özellikle hizmet sınıfınıza göre değerlendirerek, göz önünde bulundurarak arkadaşlar karar verebiliyor. Bu şekilde işlem yapılıyor. Evet, böyle. Çarşı ve mahalle bekçilerinin sağlık durumlarının değerlendirilmesi A dilim sağlık şartlarına uygun olmak zorundadırlar. Yine polis memurlarıyla aynı şartlara haiz olmak zorundalar. Devlet memuru olarak atamaları yapıldıktan sonra çarşı ve mahalle bekçilerinin sağlık yönünden çalışma koşullarının belirlenmesinde, malullüklerinde ve sağlıkla ilgili diğer durumlarda bu yönetmeliğin polis memurları için belirlediği hükümleri uygulanır. Yani çarşı ve mahalle bekçileri arkadaşların polislerle aynı şekilde bu yönetmelikte de bir tutulduğunu görüyoruz arkadaşlar. Aynı sağlık şartları geçerli. Evet arkadaşlar, şimdi videomuz bu kadar. Genel hatlarıyla sağlık şartlarını bu videomuzda temelini attık, inceledik. Hangi dilimler engel, hangileri değil? Memuriyette ne tür durumlar sağlık yönünden esas alınıyor? Okulda sağlık taraması oluyor mu? Dosya tutuluyor mu? Veya okul bitti, memurluğa geçtiniz, şubelerce sizin sağlık dosyalarınız tutuluyor mu? Bunlara baktık. Güzelce yönetmelikten resmi yönetmeliklerden izah ettik. Elimizden geldiğince de yorumladık. Sürçülisan ettiksek affola arkadaşlar. Bu sağlık şartları yönetmeliğinin birinci videosuydu. İkinci videoda arkadaşlar sağlık konusuna tamamen giriş yapacağız ve hangi hastalıklara engel, hangileri engel değil, tamamen aşama aşama gideceğiz. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.